Evet, diğer yanımda da Levent Aksak arkadaşımız bizlerle birlikte. Levent, nasılsın? Merhaba, iyiyim. Siz nasılsınız? Nasıl geçiyor gezi diyelim, önce ben size sorayım. Gezi gayet güzel. Şimdi İstanbul Boğazı'nı tekneyle turlayacağız. Boğaz'ın o eşsiz güzelliklerini göreceğiz. Evet. Biliyorsunuz, sevgili izleyiciler de bilir, İstanbul 7 tepeden oluşuyor. Her tepenin de kendine özgü, oradaki mimarisiyle, çok değerli eserleriyle ünlü bir şehir. Türkiye'nin önemli, en önemli kenti. Bu anlamda da bizlere bu fırsatı veren tüm en basın ilan kurumuna, hem de Serdar Gazi Eğitim Kurumu'na bir anlamda tekrar teşekkür ediyoruz. Tabii senin gazetecinin yanında bir de yazarlığın var. Öncelikle tabii kitabın tekrar hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. 13 Şubat değil evet. mi? 13 Şubat nedir Levent? Şimdi 13 Şubat kısa metrajlı bir gerçek hayat hikayesi. Tabii bu dönem zarfında benim yaşadığım, gazetecilik dönem zarfında bir bayanla tanıştığım ve bayanın inanılmaz olaylarının anlattığı bir kitap şeklinde. Yoğunluk olarak 13 rakamlarının içerisinde geçtiği, işte kitabın kapağından da anlaşılacağı gibi 13 dakika, 13 saat, 13 gün, 13 Şubat isminin de 13 Şubat olması. 13 Şubat kitabı bir kadının 13 Şubat günü kayboluşunu anlatıyor. Peki nasıl gidiyor satışlar? İlgi nasıl? Şu an için tabii yayın evinden aldığım bilgilere göre gayet çok iyi gidiyormuş. Türkiye genelindeki yerel yazarlara göre 3 ay içerisinde kitabı tükenen tek yazar benmişim şu an. Bu da kitabın tabii ki kapağının belki de dikkatleri çok yoğunluk çekmesi ve 13 rakamının uğursuzluğu konuşulmasından dolayı kaynaklandığını zannediyorum ve büyük ihtimalle öyledir. Gayet iyiymiş. Yani kitabımız belki de ikinci baskıya artık bir ay içerisinde girebilir. Peki yazarlık konusunda başka deneyimlerin olacak mı? Yani bunu ilerletmeyi düşünüyor musun? Şimdi tabii ilk başta bu kitabı yazarken kitap yazacağım, bir yazar olacağım düşüncesi yoktu. Biz sizin gibi aynı sektörde basında gazetecilik mesleğimizi icra ederken bir anda oluşan bir eser bu. Kitap bir anda oluştu. Genelde bakarsanız yazarların genellikle çoğu hep gazeteci. Bu da bir anda oluştu ama bu saatten sonra kitap düşünür müsünüz diyor. Bazı okuyucularımız da bunu çok sordu. Tabii neden olmasın ama tabii bu ilham diyelim, öyle bir şey diyelim. Yazma duygusu geldiğinde, bunu yazmaya başladığınızda bir anda oluşuyor. İnşallah ileride belki de ikinci kitabımız olabilir. Peki tebrik ediyoruz. Tekrar başarıların devamını diliyoruz. Geziye dönecek olursak. Şimdi az sonra tabii teknedeyiz. Yavaş yavaş hareketli ettik. İstanbul Boğazı'nı bir turlayacağız. Yaklaşık 2 saat gibi sürecek gezimiz. Neler söyleyeceksin? Tümüne baktığımızda gezi senin için neler getirdi sana? Neler kazandırdı? Şimdi sadece bana değil, buradaki tüm arkadaşlarımıza gerçekten çok büyük değerler ve öğrenmediğimiz, görmediğimiz büyük kazanımlar gerçekleşti bu gezide. Öncelikle düne bakacak olursak Zaman gazetesiyle başlayıp işte ardından Habertürk, onun ardından Habertürk'ün televizyonu ve stüdyolarını gezdik. Aynı zamanda işte Sabah gazetesini ziyaret ettik, Hürriyet gazetesini ziyaret ettik. Bu gazetelerde yapılan çalışmaları yerinde inceledik. Gerçekten yerel basınla ulusal basının arasındaki farkları gördük. Ama bunu ulusal medyada söylüyor. Yerel medya gerçekten zor, büyük işler başarıyor. Çünkü bir muhabir tüm olaylara bakıyor. Ekonomisinden tutun, sağlığına, sosyal, kültürel olsun, siyaset olsun. Ulusal medyada sadece bir muhabir sporsa spora bakıyor. Ve örnek veriyorum, Galatasaray muhabiri veya Beşiktaş muhabiri gibi görevlendirilmiş. Bu gezi gerçekten bize çok büyük değerler kazandırdı diyebilirim. Basın İlan Kurumu ve Özel Selvar Gazi Eğitim Kurumları'nın ortaklaşa böyle bir organizasyonun ikinci ayağı bu. Aynı zamanda bu ikinci ayağını yapmalarından dolayı, bize bu imkanları sağladıklarından dolayı da ben gerçekten teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir gezi oldu. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sana da iyi seyirler diliyorum. Evet sevgili izleyenler, Boğaz turumuz başladı. Tabii sizlerin de kulaklarına geliyor. Rehberimiz de Boğaz turunda bize eşlik ediyor ve Boğaz'daki o muhteşem atmosferi bize canlı canlı yaşama fırsatı sunuyor. Erol kardeşimizle bizlerle birlikte. Erol, nasılsın? Çok teşekkürler, çok sağ olun. Basın İlan Kurumu, Denizli Şubesi ve Server Gazi Eğitim Kurumları'nın Denizli basın çalışanları için düzenlediği 2 günlük gezinin şu an 2. günündeyiz. Başta ulusal medya
medyada gazetelerin ve ulusal ajansların çalışma sistemlerini yerinde görmemiz, son teknolojiyi yürütebilmelerini görmemiz bizler için gerçekten çok ufuk açıcı oldu. Bugün ikinci günündeyiz. Denizli'nin tarihi, özür dilerim, İstanbul'un tarihi. Alışkanlık değil mi? Sürekli Denizli'yi kullanıyoruz. Tabii ki Denizli de çok önemli bir antik kentin içinde barınan bir şey. Bugün İstanbul'da şu anda muhteşem Boğaz turu yapıyoruz, tekne turunu. Burada emeği geçen başta basın ilan kurumu ve Gazi Eğitim Kurumu'na çok çok teşekkür ediyoruz. Bizler için çok güzel bir gün oldu. Kısaca özetledin Erol. Başka soracak bir soru bırakmadın bana. Teşekkür ederim. Sen hepsini özetledin. Çok teşekkür ederim. Emeği geçen herkese de senin adına da ben de teşekkür ediyorum. Sana müsaade edersen Özkan'la da devam edelim. Evet. Şimdi yanımızda Özkan Tokmak. Bizlerle birlikte. Özkan nasılsın? Vallahi çok güzel bir gezi içerisinde olduğumuz için herhalde mutluluğumuz da yüzümüzden okunuyordu. Tabii yorgunluk var ama tatlı bir yorgunluk. Bu arada Hilmi, görüntümüz nasıl? Arkamızda güneş var ama malum her tarafta böyle güneşi görmek mümkün. Ekim ayı içerisindeyiz ama İstanbul'da hakikaten bahardan kalma, yazdan kalma bir hava var. Şanslıyız değil mi? Evet, bugün evet, rehberimiz de az önce bunu söylemişti bize. Şanslı olduğumuzu dile getirdi. Evet, hava bir yana, atmosfer çok güzel. İstanbul zaten Türkiye'nin en güzel kenti. Hatta dünyanın sayılı kentlerinden bir tanesi. Tabii, bu dünyanın en değer görülmesi gereken kentlerinden bir tanesi İstanbul. Şanslıyız, hep birlikte buraya bir geziye geldik. İstanbul'u yeniden keşfetme imkanı bulduk. Tabii rehberimiz de şu anda bize yardımcı oluyor. Çünkü Boğaz turundayız. Harika güzelliği Boğaz'dan tekneyle görme imkanı buluyoruz. Hem de rehberimiz anlatıyor. Daha iyi tanıma fırsatı buluyoruz. Ve İstanbul'u bir defa daha keşfediyoruz. Tabii ki tekne turunda Boğaz'dan. Tabii aslında sevgili izleyiciler, Özkan da söylediği gibi İstanbul'da gezilecek, görülecek, anlatılanları dinlenecek çok yer var, çok tarihi güzellikler var. Bu belki iki güne sığmıyor ama biz vaktimizi iyi kullanmaya çalışıyoruz. Arkamızda Sultanahmet Camii'yi görmemiz mümkün, büyük gemileri görmemiz mümkün. Şöyle dönüp de ön tarafımıza baktığımızda ise Boğaziçi Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüleri'ni de görmemiz mümkün. Tabii bunları rehber hocamız da anlatıyor bizlere ama. Boğaziçi Köprüsü de çok güzel değil mi Bahar? Evet, muhteşem yani bir görüntüsü var. Akşam da o köprüden geçme imkanımız olmuştu. Oldu. Gece ayrı bir güzel. Ayrı güzel ışıklandırılmış şekilde. Peki dünden beri İstanbul'dayız. Evet. Burada seni en çok etkileyen neresiydi? Şimdi İstanbul'u dedin ya biraz önce, o kadar çok güzelliği var ki bir şeyi söyleyerek İstanbul'u kısıtlarsak tabii yanlış olur. Ama o kadar çok güzelliğin arasından biz gezdiklerimizi hemen aktaralım. Sultanahmet Camii'ne gittik. Tabii ilk önce Eyüp Sultan'a gittik biz sabah. Bugün oradan başlangıç yaptık. Sabah 4.30'da kalktık. Bugün de tatil olduğu için Eyüp Sultan'a İstanbul resmen akmış durumdaydı. Sabah namazında orada kılma fırsatı bulduk. Duamızı ettik Eyüp Sultan'da. Sen de gördün, kalabalık, muhteşem bir kalabalık. Oranın ruhani hali ise ayrıca insanları mestetti. Bizi de tabii ki mestetti. Tabii Eyüp Sultan'ı ziyaret ettik. Peygamberimizin çok güzel isimlerinden bir tanesi, masal olmuş bir isim Eyüp Sultan. Oradan sonra o bölgeyi gezdikten sonra tabii ki Fatih Sultan Mehmet'in Panorama İstanbul. Panorama İstanbul. Evet evet. Şimdi tabii bugün çok yorulduk ya Bahadır. Panorama İstanbul'a gittik. Fatih Sultan Mehmet'in 1453 yılında İstanbul'u fethedilişinin gösterildiği birebir çizimlerle o anın ruh halinin, 1453 ruh halinin, o andaki savaş halinin çok güzel üç boyutlu bir şekilde sunulmasıydı. Orada dikkat ediyorsan bir göz yanılmazımız da var. Çünkü gerçek bir ön kısmında gerçek işte toplar var. Ondan sonra kazılmış mevziler var. Ve diğer savaş araç gereçleri var. Hemen arkasında üç boyutlu da çizilmiş. Harikulade, daha doğrusu tefsir edilmiş 1453 yılında İstanbul'un fethinin o güzel kareleri var. Biz orada zaten bugün İstanbul'da ilk duraklarımızdan birisi de orası olduğu için bir kez daha buradan Fatih Sultan Mehmet'e tabii sevgiyle, saygıyla anıyoruz. Bu güzelliği Türk milletine kazandırdığı için. Ardından Sultanahmet, az önce söylediğimiz gibi Sultanahmet Meydanı. Tabii oralarda hakikaten hem çok güzel hem tarihi, atmosferi
çok köklü olan bölgelerden bir tanesi. İstanbul, rehberimiz de orada anlatmıştı. İstanbul denince akla yabancılar arasında Sultanahmet Meydanı geliyor. Biz de bunun farkına vardık. Oradaki muhteşem bir kalabalık hala da devam ediyor. Hem yerli turist hem yabancı turist. Şimdi orada dikkat ediyorsan işte Sultanahmet Meydanı'nda geziyorken, işte caminin önünde geziyorken inanılmaz derecede yabancı turist vardı. Almanlığından tut Arabına kadar birçok yabancı turist oradaydı. Yerli turistlerimiz var, dışarıdan gelenlerimiz var, İstanbul'dan gelenler var. Tabii ki söylediğin gibi muhteşem bir kalabalık oradaydı. Tabii o güzelliği görmek için de insanların da oraya gitmesi bence çok doğal. Yurt dışından gelmesi de çok doğal. Yani benim açımdan da bugün, ben orayı daha önce de gezdim ama bugün yine farklı bir ruh haline büründürdü beni orası. O güzelliği, o tarihi atmosferi görmek, Ayasofya'yı görmek, Ayasofya Müzesi'ni görmek mutluluk vericiydi. Görsel anlamda şahane bir gün yaşadık, İstanbul seyri yaşadık. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Sana da iyi gezmeler diyorum artık, burada iyi seyirler. Tabii bu güzelliklerin de bir sonu gelecek elbette. Akşam artık dönüş yolu başlayacak. O biraz zor olacak ama yoracak ama olsun. Bu güzelliğin üzerine de herhalde dinlenerek gideriz diye düşünüyorum ben. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum, sağ olasın. Fındıklı Camii ya da Ola Çelebi Camii diye bilinen camidir. Hey sevgili izleyenler, şimdi diyanımızda Ümit var, bizlerle birlikte. Ümit abi nasılsın? Teşekkür ederim, sen nasılsın? Ben deyim, çok teşekkür ederim. Tabi az önce diğer arkadaşlarımızla da röportaj yapma imkanı bulduk. Sana da aynı soruları yöneltmek istiyorum. İki gündür İstanbul'dayız. Evet. Güzel bir organizasyon. İstanbul'u tarihi güzellikleriyle tanımaya çalışıyoruz. İlk gün tabi konumuz itibariyle ulusal medyayı ziyaret ettik. Bugün de İstanbul'un tarihi güzelliklerini ziyaret ediyoruz ve Boğaz'dayız şu an. Boğaz turundayız. Alkışlardan duyulduğu gibi rehber arkadaşımız gezdiğimiz bölgeleri anlatırken arkadaşlarımız da onları dinliyor. Evet, bahsettiğim gibi dün Denizli basın olarak Selvi Gazi Liselerinin katkılarıyla, Basından Kurumu Denizli Şubesi Müdürü Halit Pertek'in de katkılarıyla İstanbul'da iki günlük bir gezi düzenlendi. Tabii biz gezinin bu şekilde olacağını ben tahmin etmiyordum. Biraz daha sıkıcı olabilir diye, belki toplantı olur havasında geçer diye. Fakat dün Zaman Gazetesi ile başlayan mesleğimizle ilgili gezilerimiz Habertürk, Hürriyet Gazetesi, Anadolu Ajansı ile bitti. Bu sabah da Sabah Gazetesi ile meslekle olan ilgili gezilerimiz devam etti. Ondan sonra işte Selva Gazetesi'nin Sayın Müdürü Recep Bey ile Halit Bey'in önceden planladığı bu gezi gerçekten çok güzel oldu. Önce Panorama 1453'ü gezdik. Gerçekten muhteşem bir yermiş. Az önce Özkan'ı anlatırken biraz kurak misafir oldum. Gerçekten Özkan'ın abarttığı kadar var. Belki daha da güzel. Tabii insanların buraları gelip görmesi gerekiyor. Az önce de Sultanahmet Camisi'ni gezdik. Ve şu anda Boğaz'dayız. Gerçekten ben Boğaz'dan hiç geçmemiştim. Şu anda ilk kez, daha doğrusu denizden karayı izliyorum. Daha önce karadan denizi çok izlemiştim ama çok güzel bir ambiyans. Rehber arkadaşımız da Osman Bey de çok tecrübeli bir rehber. O da gerçekten bırakın bölge bölge, bina bina anlatıyor. Ve şu anda onu zevkle dinlemekten gerçekten çok çok büyük bir zevk ve çok güzel bir şey. Peki, çok teşekkür ederim. Kısaca zaten iki günü çok iyi özetledin sen de. Hakikaten biz de emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Buradan da buraları görmek isteyenleri bir an önce buraya davet ediyoruz. Hakikaten görülmeye değer bir şehir İstanbul. Hep diyoruz ya, İstanbul'u adı geçtiği zaman, özellikle biz spor muhabirleri olarak deplasmanlar olduğu zaman İstanbul'a özellikle gelmek istiyoruz. Niye? İstanbul'u çünkü sürekli gelebildiğimiz bir yer değil. Ama mesleğimiz gerektiği dönemlerde gelme fırsatı bulabiliyoruz. Bunları da iyi değerlendirmeye çalışıyoruz. Böyle organizasyonları da tabiri caizse kaçırmıyoruz. Evet. Yani daha önce tabii sen de uzun zamandır deplasmanlara gidiyorsun. O zaman biraz daha sıkıcı oluyordu. Yani İstanbul'a geliyorsun ama otelden işte bir o bölgedeki yerleri gezebiliyorsun. Ama böyle benim tavsiyem turla, rehberle olursa daha iyi olur. Yani en azından baktığınız binanın ne yaşadığını, orada kimin kaldığını ya da o bölgede neler yaşandığını anlamak daha mantıklı. Ben bugün biraz daha İstanbul'un değerini daha çok anladım. Yani Sultanahmet Camisi'nde neler yaşanmış, onları rehber arkadaşımız çok güzel anlattı. Benim tavsiyem öyle. Bu benim naçizane tavsiyem tabii. Yani turla gelmek, rehberle, bilen insanlarla gelmek daha mantıklı.
Bir de böyle organizasyon olunca daha güzel oluyor. Yani 2-3 kişi arabaya binip de gelirsiniz. Zamanla yanınızdaki insanlardan sıkılabiliyorsunuz. Ama böyle 25-30 kişisiniz. Yani birinden sıkılırsan diğerine gidip muhabbet edebiliyorsun. Güzel bir gezi. Desteği olanlara, özellikle Sever Gazetesi'ne çok teşekkür ediyorum.